26. haftada şu sonuçlar alındı. Afyon Belediyespor 72, Fenerbahçe 96, Galatasaray 102, Sakarya 55, Pınarkarşı Yaka 86, Büyükçekmece 81, Tofaş 77, Gaziantep 67, Beşiktaş 80, Bahçeşehir 78, Darüşşafaka 82, Banvit 89, İstanbul Büyükşehir Belediye 82, Türk Telekom 89. Afyon Belediyespor sahasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geliyor. İlk basket Afyon Belediye'den geldi. Marko Guduric perdeyi kullandı, potaya gitti, dışarı çıkardı. Milih yeniden Guduric köşede. 3 sayılık isabet Marko Guduric. Ahmet Düveloğlu topu alamadı. Carter topu çalıyor. Robert Carter smaçta bitirdi. Sinan. Orta mesafeli şutta isabeti buldu Sinan Güler. Guduric'den Ahmet Düveloğlu'na. Ahmet Düveloğlu bitiremedi. Şeylionis'te kaldı rebound. Hızlı hücum şansı şimdi. O hızlı hücum sayıyla bitiyor. Altan Eroğlu. Serkan'ın pası, pas arası geldi Marko Guduric'den ve sonrasında smaç geliyor Guduric'den. Melih Mahmutoğlu, Cevher araya girmek istedi, olmadı. Ahmet Düveroğlu Cevher'in üzerinden smaçı vurdu. 12 sayı 4 ribaundla oynadı Ahmet. Serkan Menteşe, şimdi Cevher köşede. 3 sayılık isabet Cevher Özer süre dolarken üçlük önderdi Cevher. Muhammed Ali'nin üçlüğü geliyor. Marko Guduric. 3 sayılık isabet Guduric'den. Crossover üzeri 2 sayılık isabet Randy Culpepper. O da 10 sayı 2 asist oynadı Culpepper. Kostas Lukas köşede Ali Muhammed'i gördü. Ali Muhammed üçlüğü gönderiyor. Melih Mahmutoğlu aynı köşeden bir üçlükte Melih buldu. Melih 8 sayıyla oynadı maçta. Carter. Carter'ın basketi. Köşede 3 sayılık isabet o Callaway. Maçtaki tek isabetiydi bu Callaway'in. 6 top kullandı ve tek bir isabet bulabildi Sinan Güler. Sinan maçın en skorer ismiydi. 25 sayıyla oynadı Sinan. 3 de rebound aldı maç boyunca. Bir de üçlük işte Sinan'dan. 9'da 8-2, 4'te 3, 3 sayıyla oynadı. Sadece 2 şut kaçırdı maç boyunca Sinan Güler. Ve Culpepper'a çıkardı. Şimdi Jelionis, basket faul etti Garas Jelionis. Sinan boş pozisyon, bir üçlük isabet daha Sinan Güler. Callaway. Jelionis. Üçlük Jelionis'ten. Ahmet Düveroğlu. Ahmet Düveroğlu Jelionis'e rağmen smacı vuruyor, bir de faul var. Egehan tepede bomboş, Egehan Arna'nın üçlüğü. Egehan da 9 sayı ile oynadı maçta. 4'te 3, 3 sayı isabeti vardı. Randy Culpepper. Sinan, Sinan hızlı giriyor içeriye, Sinan Güler. Bir ters turnike. Ahmet Düveroğlu smaçı vuruyor. 12 sayıyla oynadı Ahmet. 96-72 kazandı Fenerbahçe. Sıkışık bir programımız var. Ciddi maçlar oynamaya çalışıyoruz biz bu programda. Oyuncularımı tebrik ediyorum, bir zafer daha elde ettiler.
The players that normally play a lot. Çok fazla kullanamadığımız oyunculara süre vermeye çalıştık bugün ve bizim için genel anlamda çok iyi bir maçtı. Görevlerini biliyorlar. Tüm sezon bize yardım ettikleri gibi yine yardım edeceklerdir. Umarım yine tribünlerde olurlar. Biz elimizden gelenin en iyisini, mümkün olanın en iyisini deneyeceğiz tabii ki. Eminiz bundan. Önce maçın başına kötü başladım. Yavaş başladım. Onu söyleyebilirim. Devamında da oynamam gerektiği gibi oynadığımı söyleyebilirim ve önemli bir galibiyet aldık. Dediğim maçlı maçına da seninle konuştuğumuz gibi ligde her oynayacağımız maç önemli ve herkesin de bir şekilde katkı vermesi gerekiyor. Bu yüzden güzel bir maç oldu. Oynamamız gereken basketbolu 40 dakika Zalgiris playoff eşleşmesinde göstermemiz gerekiyor. Umuyorum ki herkesin sağlıklı olduğu bir şekilde öncelikle playofflara başlarız. Daha sonrasında beraberinde göreceğiz. Galatasaray Doğasigorta Adatip Sakarya ile karşı karşıya geliyor. Ayver potaya gidiyor, basket atıyor. Bekagus turnikeyi kaçırdı. Sonrasında Adım Sakarya'da Burak Eşlik basket buldu. Pozisyonu zorladı. Bora. Rabit gelmedi ondan. Sonrasında Ernerson. Bora'nın paçın. Bıraktı Tevfik Akdamar. Şimdi Alp Karahan. Alp'ten Bora'nın paçına bir kez daha. Bora'nın paçının basketi. 12 sayıyla oynadı Bora'nın paçın. Onda reboundu vardı. Double-double yaptı. Uğur Dokuyan potaya gidiyor. 15 sayısı vardı. Onun da 9'da rebound aldı Uğur Dokuyan. Kerem Bulat bir top kaybı oldu ondan. Sonrasında Zach Agus maçı vuruyor. 10 sayıda oynadı Zach Agus. 5'te rebound aldı. Sadece 11 dakika sahada kaldı tabii ki. Köşeden şimdi 3 sayılık atış isabet geliyor. Mehmet Meriç. Göksen'in araya girmeyi başardı. Göksen'in. Şimdi Ege Arar. Ege Arar'ın sayısı. Alp Karaağan'ın üçlüğü geliyor Adatip Sakarya'da. 16 sayı ile oynadı Alp Karaağan. Bir top kaybı ve sonrasında Alp Karaağan. 4 asisti vardı Alp'in. Marko Arapoviç içeride. Arapoviç'ten Alberki harika bir asist. Ayberk, Can Korkmaz. Yeniden Ayberk alıyor ve smaç geliyor Ayberk Olmaz'a. Uğur Dokuyan potaya gitti. Babuçer'in üzerinden basket atıyor. 102-65 kazanıyor Galatasaray. 9 Volkan 102 Adatürk Sakarya Büyükşehir Basketbol 65. Tebrikler Galatasaray. Ya söylenecek bir şey yok. Sakarya'da çalışan bütün antrenörlerin, idarecilerin, yani bütün profesyonellerin, oyuncuların yani durumu hakikaten çok zor. Bence onur mücadelesi veriyorlar. Ve bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyorlar ama hakikaten oldukça zor bir durumdalar. Yani söylenecek çok fazla bir şey yok. İçine düştüğü durum hakikaten kimsenin olmak istemeyeceği bir durum. Koskoca Sakarya şehrinden bu takıma destek çıkmaması çok enteresan, çok üzücü. Daha önemlisi çok düşündürücü. Çünkü geçen belki de ligin en flash ekiplerinden bir tanesiydi Sakarya. Yani bu durum hakikaten ne o şehre yakışıyor ne bu basketbol takımına yakışıyor. Yani üzüntü verici bir durum. Teşekkür ediyorum. Evet, biraz tuhaf bir maçtı. Son zamanlarda çok maç oynadık. Bu maçta bizim için bir mücadele savaşı oldu. Sakarya oyuncularına çok büyük saygı duyuyoruz. İçinde bulundukları durumu biliyoruz.
Onlara çok saygı duyuyoruz. Bütün sezon boyunca bunun için oynadık. Playoff'lar için mücadele ettik. Şu an daha fazla çalışarak playoff'lara hazır olmalıyız. Eğer playoff'larda istediğimizi yapamazsak sezon boşa gitmiş olur. Yani biz zaten haftada birkaç gün antrenman yapabilme şansı bulan bir takımız. Efes maçından sonra da toplam 2 antrenman yaparak maça çıktık. Yani biz elimizden geleni yapıyoruz ama diğer şartlara artık söyleyecek bir şey kalmadı. Sezon başından beri bu şekilde idare etmeye çalışıyoruz. Son 4 maç kaldı. Biz artık elimizden geleni yapacağız. Ne olursa göreceğiz artık bundan sonrasında. Pınar Karşıyaka, Aral Üniversitesi Büyükçekmece ile karşı karşıya geliyor. Mare'yi dışarı çıkardı Birkan Batuk. Onun da pası dışarıya. Tayfun şimdi içeride. Asem Mare. Danny Hayes. İki sayılık atış geliyor Honda'nın. Danny Hayes yine topu aldı. Osiris Aldridge üçlük gönderiyor Osiris Aldridge. İrkan Batuk. İrkan'dan Mare'ye asist. Asen Mare'in sayısı. 22 sayı 11 reboundla oynadı Asen Mare. Bir 3 sayılık isabet geliyor. Aral Üniversitesi Büyükçekmece'de Berkay Can'dan. 5 sayısı vardı onun da. Şimdi Berkay o topu getirdi. Gibson ters turnikeyle sayıyı atıyor. Danny Gibson da 18 sayı 2 asistle oynadı maçta. İrkan Batuk. İlkan Karaman. İlkan Karaman smacı vuruyor. İlkan da 24 sayı 11 bantla double double yaptı. Bu sefer Egemen. Egemen'in de 7 sayı 4 reboundu vardı. Bir kez daha İlkan Karaman bir defa var ona. Danny Hayes dışarı çıkardı. Gibson içeri girdi. Basket faulü buluyor Danny Gibson. Danny Hayes şimdi. Danny Hayes. Murray'in üzerine gidiyor. Onun üzerinden basket atıyor Danny Hayes. 27 sayı 4 asistle oynadı Danny Hayes maçta. Hasan Murray'in smaçı geliyor. Danny Hayes şimdi. İrkan Batuk karşısında. El üzerinden üçlük gönderdi Danny Hayes. 9'da 4 3 sayı, 10'da 4 3 sayı isabeti vardı. 19 top kullandı, 27 sayı buldu Danny Hayes. Danny Gibson. Bu da 11 top kullanıp 18 sayı buldu. Osiris Aldridge. Onun da 13 sayısı vardı. 5'te 3 3 sayı isabeti vardı Aldridge'in. Şimdi Walker potaya gidiyor. Walker kaçırdı sonrasında İlkan Karaman. Bir takip smaçı geliyor İlkan'dan. Köşede Gibson. Gibson'ın üçlüğü. Bir üç sayılık isabet daha geliyor. Üniversite Büyükçekmece. Farkı 10'a kadar çıkarmayı başardı. Son çeyrekte. İlkan Batuk. İlkan'ın üçlüğü. Asen Mare, şimdi Sekenri, yeniden Mare, Asen Mare'in sayısı. Maç azaltmaya başladı Pınar Karşıyaka, maçın son bölümlerinde öne de geçti isabetli ekip. Aldridge atış kaçtı, Berkay Jandan pozisyonu takip ediyor ve basket atıyor Berkay. Sekenri şimdi, Sekenri potaya gitti, Sekenri'nin sayısı. İlkan Karaman'dan üçlük geliyor bu sefer de. Mekanı potaya gidiyor. Kritik bir basket. 86-81. Osiris Aldridge uzaklardan attı olmadı. Pınar Karşıyaka maçı kazanıyor. Önemli olan şey bizim için playoff yarışında kalmaktı. Biz hala yarıştayız.
Pek güzel bir galibiyet değildi, güzel bir oyun değildi ama bazen bu şekilde kazanmak zorundasınız. Özellikle 10 sayı geriye düştükten sonraki reaksiyonumuzdan oldukça mutluyum. Birçok takım burada bırakabilirdi maçı ama benim oyuncularım bunu yapmadı. Bu da bizim takımımızın karakterinin bir göstergesi. İkinci yarıda daha iyi oynadık. Özellikle Gibson ve Hayes inanılmazdı. Savunmada çok iyi çıkardık. Bu da bir diğer anahtardı. Evet, sonraki maçlarımız, geride kalan maçlarımız çok zor. Dışarıdan bu potaya girmeye çalışıyoruz. 30 yaşındaydım ve koç olmaya karar verdiğimde de olimpiyatlara ve dünya kupalarına gitmeyi düşünmedim. Sadece yapabildiğinizin en iyisini yapmaya çalışmalısınız. Kazanabildiğiniz kadar maç kazanmak için elinizden geleni yapmalısınız. Eğer diğerleri daha fazla maç kazanırsa onları tebrik etmelisiniz ama siz de elinizden gelenin en iyisini sergilemelisiniz. Ya son birkaç maçtır çok düşüşteydik. O yüzden bu maçta özellikle evimizde son birkaç maçımız varken, çok az da olsa playoff ihtimalimiz varken burada kıran kırana bir maç oynamak istedik. Sonunu da getirdik. Beklediğimiz gibi zor oldu. Bu tarz maçlar sezon sonunda gerçekten zor oluyor. Herkes zaten biraz yorgun oluyor sezon sonuna doğru. Ama güzel mücadele ettik. İstediğimiz galibiyeti aldık en azından. Önümüzdeki şimdi bu birkaç maç çok önemli. Playoff yapmak istiyoruz. Hedefimiz öncelikle o. O yüzden kime karşı oynadığımıza bakmadan çıkıp mücadele edeceğiz. Bugün de takım arkadaşlarımla beraber gerçekten iyi mücadele koyduk ortaya ve güzel bir galibiyet aldık. Ya daha çok pozisyon denk geldi diyelim. Ben de her zaman kovalıyorum o pozisyonları. O yüzden bazı pozisyonlarda açıklıkları değerlendirdim diyelim. Gerçekten dediğiniz gibi ofansif anlamda iyi oldu benim için bugün. Galibiyetle de bitirdiğimiz için çok mutluyum. Ya aslında genel olarak değerlendirdiğimizde istediğimiz basketbolu oynayamadık ama galibiyet aldığımız için mutluyuz. Playoff adına büyük bir mücadele veriyoruz. Kesinlikle çok önemli bir galibiyetti bizim için. İnşallah diğer kalan maçlarda da iyi oyunumuzu sürdürmek istiyoruz. Afyon'da beklenmedik bir mağlubiyet yaşadık. Kötü bir basketbol oynadık ama özellikle son periyot bugün iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bu galibiyet bizim için çok iyi oldu diyebilirim. Tofaş sahasında Gaziantep basketbolu ağırlıyor. Barış Ermiş'in basketiyle başladı ev sahibi ekip. Tonya Jekiri. Vasilevskas, Jekiri içeri devrildi. Orhan. Şimdi köşede Shaq McKissick. 3 sayılık isabet geliyor McKissick'ten. Smaç Tonya Jekiri'den. Jekiri şimdi Shaq McKissick. Harika bir smaç McKissick. Barış diğer köşeye doğru döndü. Kenny Kaycı orada. Kenny Kaycı Orhan'la birebir oynuyor. Kenny Kaycı Orhan'ın yanından sıyrıldı. Jekiri'nin yanından basket atıyor. Kenny Kaycı. Orhan Aciyeva. Şimdi Shaq McKissick. McKissick potaya gitti. Basket faulü buluyor McKissick. Travis Trice. Travis Trice potaya gidiyor. Bir basket faulü Travis Trice. 10 sayı 5 rebound 5 asistle oynadı Travis Trice. 2 sayılık atış bu sefer ondan. McKissick topu çalmayı başardı. Sonrasında basket faul geliyor McKissick'ten. McKissick de 18 sayı 9 reboundla oynadı. McKissick bir kez daha harika bir smaç vurdu. Kyle Williams, Kyle Williams'in basketi. Barış Ermiş, Barış Ermiş üçlüğü gönderiyor. Maçtaki ilk üçlük isabetiydi bu Tofaş'ın. 12 sayıyla oynadı Barış Ermiş. Tofaş 18'de 5, 3 sayı isabeti vardı.
Travis Rice atış gösterdi. Williams'e çıkardı. Kyle Williams. Williams'ten üçlük geliyor. Vasilevskas. Şimdi Doğan. Doğan Şenli blok geliyor Kyle Williams'ten. Rice'ın pası Semih Meyya. 18 sayıyla oynadı Semih Meyya. Kötü bir ilk yarının ardından son çeyrek onun basketleriyle etkili oldu Tofaş. Meyya Şekir'i karşısına aldı ve üçlüğü gönderiyor. Tofaş öne geçtikten sonra farkı açmayı başardı. Köşeden Orhan Acıyeva'nın üçlüğü. Kritik üçlük Orhan Acıyeva'dan. Kyle Williams. Kyle Williams potaya gidiyordu. Pası Meyya'ya. Semih Meyya. Zor pozisyondan basket çıkartıyor Semih Meyya. Williams topu çalmayı başardı. Sonrasında da smaçı vuruyor Kyle Williams. 77-67 kazanıyor Tofaş. Yani bizim esasında ilk yarıdaki tempo düşüklüğümüz, düşük yüzdemiz biraz da Galatasaray maçından kaynaklanıyor. O maçta tabii 2,5 yabancı ile oynadık. Yani Kenny Kacı da hiç idman yapmadan o maça çıkmıştı. Sonuna kadar da maçın çekişmeli olmasından dolayı da o maçı da kazanmak için çok yüklendik oyunculara. Bugün işte 2 gün önce, 3 gün önceydi o maç. Oyuncular biraz ilk periyotta bence düşük yüzde atmaları, foul'ü atamamaları, bunların hepsinin etkisi vardı. Ama bir şekilde geri geleceğimizi biliyorduk. Çünkü boş atışları kaçırdık. Şimdi yeni bir de oyuncumuz var. Onu da adapte etmeye çalışıyoruz Travis'i. O da şu anda tam organizasyonu bilmiyor. Bir hafta oldu geleli. Eğer o da organizasyona alışırsa Barış'tan çok büyük katkı alıyoruz. O bizim için çok önemli. Yani gene oradaki bir Türk oyuncu olarak liderliğini ortaya koydu. Yani sadece bu liderlik sözde bir liderlik değil. Sahada da bence oyunu, organizasyonu çok iyi yönetiyor. Eğer Travis'i de onun yanına çekersek, bugün de bir eksik yabancı ile oynadık. Ama bence oyunun sonunu domine ederek aldık onun için. Antep iyi bir takım. Türkiye Ligi'nde özellikle savunmayla, savunmada çok başarılı bir takım. Ya bizi de alttan zorlayan bir takımdı. Böyle bir rakibi burada sonunda net bir şekilde yendiğimiz için mutluyuz. Maça yavaş başladık. Hücumda atışlarımız girmedi. Gaziantep'e çok saygı duyuyorum. Savunmada özellikle çok sert bir takımlar. Bizim için çok büyük bir galibiyet. Özellikle sezonun bu döneminde bu maçın önemini biliyorduk. Birlikte durduk, birlikte savunduk ve birlikte kazandık. 10 puanla kazandık ama maç hiç öyle olmadı. Ben sadece takımıma liderlik etmek istiyorum ve takımın galip gelmesi için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Herkesin bir rolü var takımda. Takım arkadaşlarım kusursuz. Beni sürekli motive ediyorlar ve takımın galibiyeti için beni itiyorlar açıkçası. Bu maçı beraber kazandık. Zor geçen ilk yarıyı beraber atlattık. Ben de bireysel olarak elimden gelen her şeyi yaptım. Ama bireysel performans hiçbir şey ifade etmez. Çok zor bir maçtı bizim için. Herkesi tebrik ediyorum. Rakibimiz çok odaklanmış şekilde geldi maça. Ve biz de sağlam durduk. Hep birlikte savaştık. Semih Meyya da çok yardımcı oldu. Beşiktaş Sonkocaefen Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geliyor. İki takım içinde kritik mücadele. Yine Kolom. Rotins'in pası içeriye. Marcus Slaughter smaçı vuruyor. Kenan Sipahi top onda kaldı. Erkan Veyseloğlu. Şimdi Kenan Sipahi. Kenan Sipahi'nin smaçı. Joe Alexander, Burakcan Yıldız'ı smacı vurdu. Joe Alexander'ın asistinde. Joe Alexander olmuyor. Sonrasında düşen Can Tekin. And Rotins. Rotins 3 sayılık atış kaçtı ama sonrasında DJ White rebound alıyor.
Ve smaçı vuruyor DJ White. Andrew Hawkins. Uzaklardan üçlüğü gönderdi Hawkins. 17 sayısı vardı Hawkins'in. 9'da 5 3 sayı isabetiyle oynadı maçta. Ve Maxiç'e Burakcan'a indirdi Burakcan. Panyalı bir atış ondan. Davet de geldi. Burakcan 6 sayıyla oynadı maçta. Marcus Lothar. Manny Harris, onun pası DJ White. DJ White 20 sayıyla oynadı. Maçın en skorer ismi oldu DJ White. Kenan kolumdan sıyrılıyor. Süre dolarken üçlüğü gönderiyor. Phil Press uzaklardan üçlüğü gönderdi. Beşiktaş son paşa pende ve öne geçiriyor takımını. Yine Kolom. Şimdi Marcus Lothar pası veriyor. DJ White da smaçı vuruyor. Carl Gibson. Samet Berde'ye gelmişti. Şimdi Burakcan. Burakcan içeri girdi. Blok DJ White'dan. Kritik blok White'dan. Joe Alexander şimdi. Joe Alexander içeriye kadar girdi. Joe Alexander. Phil Pressy. Smaçı vuruyor Phil Pressy. 76-73 yaptı Beşiktaş son koç efendim. 76-76 Routins bir top kaybı geldi. Hızlı hücum. O hızlı hücumu Kenan Spy tamamladı. Öne geçiriyor takımını Kenan. Serbest atış kaçtı. Sonrasında DJ White. 78-78'lik eşitlik var. Son 10 saniye maçta. Phil Pressy. Phil Pressy gitmeye çalıştı. Elinden kaçırdı. Kenan'da kaldı. Kenan atmaya çalışıyor. Faul geliyor DJ White için. Kenan. İlk serbest atışı sayıya çevirdi. 2'de 2 geldi ondan. Ve 80-78 Beşiktaş maçı kazanıyor. Bence bu maçı kazanırken çok iyi geçişler yaşadık. Çok iyi bir hücum becerisi ortaya koyduk. Savunmada agresif kalmayı başararak bu sonucu aldık. Ve bu iyi sonuç içinde çok mutluyum. Sonunda bazen kazanırsınız, bazen kaybedersiniz ama bu şans önemliydi. Bence tüm oyuncular öncelikle sert ve daha sıkı oyuna tutunmayı başardılar. İyi bir basketbol ortaya koydular. Teşekkürler, tebrikler. Ya gerçekten bu sezon biz çok çalıştık takım olarak. Çok iyi idmanlar yaptık, çok ağır idmanlar yaptık ve hani genele baktığımızda bence ligin en çok sakatlık geçiren takımı olduk şanssızlıklarla. Takımdan giden arkadaşlarımız oldu ama kalıp mücadele ediyoruz 40 dakika. Kendi yapabileceğimizi biliyoruz. O yüzden de iyi bir takım olduk. Ve bence playoff'ta bulunmayı hak eden bir takımız her şeyden önemlisi. Tebrik ediyorum gerçekten takım arkadaşlarıma ve taraftarlara da teşekkür ederim. Bugün bizi yalnız bırakmadılar. Darüşşafaka Tekfen Banvit'le karşı karşıya geliyor. Playoff'a katılma mücadelesi veren iki takım. Rıdvan potaya gitti, dışarı çıkardı şimdi Tolga. 3 sayılık isabet geliyor Tolga Yeçim'den. Takımın ilk 7 sayısını attı Tolga Yeçim. Michael Eric rahat bir basket potu altında. Alex Perez, Morgan köşeye. Köşede Shelton var. DJ Shelton. Tony Douglas 3 sayılık atış kaçtı. Rebound mücadelesi Evans'ta kaldı. Evans.
Maçı vuruyor Jeremy Evans. İsmail Cem Ulusoy'un sayısı. Kartal. Şimdi Oğuz Savaş yeniden Kartal'ı çıkardı. Kartal'dan üçlük geldi. Kartal Özmızrak. John Dibbler. Bir üçlükte John Dibbler tam. Maçtaki tek isabetiydi bu John Dibbler'ın. Kartal. Tepeden üçlüğü gönderiyor Kartal. 15 sayıyla oynadı, takımın en skorer ismi oldu. 5 asisti vardı Kartal'ın. Yine Kartal Evans'tan topu aldı. Evans'la ikili oyunu Aliyup'la bitiriyor. Yine Evans 8 sayısı vardı. Morgan. Şimdi Rıdvan bomboş kaldı. Rıdvan Öncel. Tony Douglas hızlı geliyor. Darüşşafaka. Şimdi Kartal yeniden Douglas boş kaldı. Tony Douglas'ın üçlüğü. 11 sayıyla oynadı. Maçtaki tek üçlük isabetiydi bu. Evans bomboş gidiyor. Smaç'ı vuruyor Jeremy Evans. 3 isabeti var. 3'ünde Smaç'la buldu Jeremy Evans. Bu sefer Smaç Michael Eric'ten. Michael Eric 14 sayıyla oynadı. 7'de rebound aldı Michael Eric. Muhammed Baygül. Stanton Kidd'in Smaç'ı bu sefer de. Stanton Kidd de 10 sayıyla oynadı maçta. Alex Perez. Dışarı çıkardı. DJ Shelton. Fethi'ne cevap aldı. Köşede daha boş pozisyonda Rıdvan'ı gördü. Rıdvan Öncel üçlüğü gönderiyor. Şimdi Rıdvan. Alex Perez köşede Fethi'ne cevap oluyor. Sonrasında da 3 sayılık isabet geliyor. Alex Perez 26 sayıyla maçın en skoreri oldu. 3 rebound 2 asisti vardı Perez'in. DJ Shelton köşeden zor pozisyonda 3 sayılık isabeti ondan. O da 22 sayı 10 reboundla double double yaptı Shelton. Evans smaç kaçırıyor burada. Sonrasında hızlı hücum. O hızlı hücumu Shelton basketle bitirdi. Doğuş Özdemiroğlu. Son anda top oyun alanında tutuyor Rıdvan. Hızlı hücum şansı şimdi Banvit adına. İsmail Cem. Ama Evans yetişti. İsmail ikinci seferde basket atıyor İsmail Cem Ulusoy. Çok kritik basket. Alex Perez'in basketi. Hızlı hücumda basket geliyor. Banvit maçı 89-82 kazanıyor. Ya bizim öyle hani bunu illa playoff için oynuyoruz falan diye bir şey yok. Sonuçta böyle bir yürekli bir takımımız var. Böyle bir seyircimiz var. Onlar için oynuyoruz. Onlar oynuyorlar. Geriye düşüyorlar. İleriye gidiyorlar. Kazanıyorlar. Mücadele ediyorlar. Sonuçta o bizi nereye götürürse oraya gideceğiz. İlk olarak taraftarlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz savaşmaya devam edeceğiz. 13-14 geriye düştük ama inanmaya ve savaşmaya devam ettik. Ve bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Evet, buraya kesinlikle kazanmaya geldik. Burada her maçı, her saniyeye kadar savaşacağız. Bugün de öyle yapacaktık ve sonuçta aldık. Bu böyle bir takım olduğumuzu gösterdi. Biz her ana kadar, son ana kadar savaşan bir takımız. İstanbul Büyükşehir Belediye Türk Telekom'la karşı karşıya geliyor. Hızlı hücumu sayıyla bitirdi Türk Telekom.
Araya girmeyi başardı. Hızlı hücum şansı. Burada Asip. Asip'ten üçlük geldi. Perealis potu altında. Bomboş kaldı. Bunu değerlendiriyor Perealis. Yani Gabriel'den üçlük. İçeriye. İçeride Kaya Peker var. Luka Babic. Smacı vurdu Luka Babic. 7 sayıyla oynadı Luka Babic maçta. Jordan Minchev. Baskıya rağmen basket atmayı başardı Minchev. Atış kaçtı. Roger Redding'de kaldı top. Roger Redding üçlük gönderiyor. Luka Babic. Semih. Gabriel kapattı Semih Erden'i. 2-3 üzerine atış kaçtı. Sonrasında Mehmet Yağmur rebound'ı alıyor ve basket atıyor. Kaya Peker. Babic'e rağmen basketi Kaya'nın. Silvan Landersberg. Köşeye doğru. Köşedekini Gabriel. Gabriel'in üçlüğü geliyor. Mehmet Yağmur şimdi. Babic. Bıraktı. Brady Hasip'ten üçlük geliyor. 18 sayılı takımın en skoreri oldu Brady Hasip. Roger Redding, Mehmet Yağmur savunuyor. Köşeden üç sayılık isabet. Yunus Emre son sırma. 7 sayısı vardı Yunus'un da. Şimdi TJ Campbell. Bir üçlükte Campbell'dan geliyor. 33 sayı atış denemesi yaptı Türk Telekom. 13 isabet buldu bunlarda. Harika asist Kaya Peker'e Roger Edding'den. Semih Erden içeride. Semih Erden. Smacı vurdu Semih. Kaya Peker. Edding şimdi Gabriel. Bomboş tepede. Kenny Gabriel. Mehmet Yağmur. Tekne cevap aldı Mehmet. Şimdi Semih. O pası veriyor. Perealis de pozisyonu bitiriyor. Hızlı geliyor Türk Telekom. Silvan Landersberg pozisyonu bitiren isim. Perealis üçlük kaçtı. Semih Erden'de kaldı. Semih smacı vurdu. ...89-82 kazanıyor Türk Telekom. Zor maç oldu. Dediğin doğru. İBB tabii rahatladı yani. Onlar da rahat bir oyun ortaya koydular. Biz tabii bütün maçı belirli bir sayı farkıyla önde götürmemize rağmen hiçbir zaman o maç içerisinde rahatlayacak skoru da elimize alamadık. Yani hep böyle 6-8 sayı, 3 sayı hep o bantta gitti maç. Ama tabii şu bizim için çok önemliydi. Haftaya başlarken biz 4. sıradaki takımla 3 galibiyet gerideydik. Ve 3'te 3 yaparak artık oraya da aday olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Çok önemli bir haftaya geride bıraktık yani 3 galibiyet alarak. Şimdi 4.lük olasılığı da dahil olmak üzere her türlü playoff senaryosunda biz de artık söz sahibiz şu sonuçla birlikte. Bunun bilinciyle oynadık, çok da ciddiye aldık. Dolayısıyla kazandığımız için çok mutluyuz. Çok iyi bir oyun oynamadık önceki 2 oyuna göre ama burada kazanmak çok önemliydi. Kazandık ve şimdi biraz bir nebze daha rahatladık. Bundan sonra artık kalan maçlarda en çok galibiyet adayına ulaşarak playoff'ta mümkün olduğu en iyi yerden girmeye çalışacağız. Yani dediğim gibi şimdi çok çok yakın gidiyor. Yani dediğim gibi geçen hafta biz Karşıyaka maçından önce Karşıyaka Büyükçekmece ve İBB bu 3 maç bizim için çok hedefti arka arkaya oynayacağımız. Gaziantep takımı ligin 4. ve bizden 3 galibiyet öndeydi. Dolayısıyla şimdi aradaki farkı kapattık. Galatasaray, Gaziantep, Beşiktaş biz çok büyük bir çekişme var orada da. Dolayısıyla sonuna kadar kovalayacağız. En iyi yerden girmeye çalışacağız. Biz farklı oynadık. İki yarıda da farklı performanslar ortaya koyduk. Ve maçın sonunu çok iyi getirdik. Daha iyi oynayabiliriz. Daha iyi oynayabilirdik. Ama kazanmak kazanmaktır. Ve her karşılaşmada da bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz sezon genelinde.
uzun bir yol tabii ki bu ve kolay değil, zor bir yoldan geçiyoruz. İyi oynamak zorundayız. Çok iyi takımlar var playoff bandında. Euroleague takımları var ve tabii ki burada çok zor olacak ve fixture'de bekleyip göreceğiz. Erbahçe Beko 21 galibiyetle zirvede. Anadolu Efes aynı galibiyet sayısında 2. sırada. Tofaş 3. Galatasaray 4. sırada. Beşiktaş 5. Türk Telekom 6. Gaziantep 7. Pınar Karşıyaka 8. sırada yer alıyor. Bahçeşehir 9. sırada. Banvit aynı galibiyetle 10. sırada. Daçkon galibiyetle 11. sırada. İstanbul Büyükşehir Belediye, Afyon ve Büyükçekmece 6'şar galibiyetle 12-13 14. sıradalar. Sakarya 5 galibiyetle 15. ve son sırada. Haftanın en iyi 10 hareketiyle karşınızdayız. 10 numarada Andrew Atkins uzaklardan üçlüğü gönderiyor. Yaklaşık 9 metreden gönderdi Atkins. Dokuz numarada Kyle Winston harika bir blok. Doğan Şenli'ye izin vermiyor. Semenya hızlı hücumu basketle bitiriyor. Sekiz numara. Blok Rıdvan'dan geliyor Kartal'a. Sonrasında İsmail Cem'i Evans böyle durdurdu ama İsmail Cem vazgeçmedi. Üst üste güzel hareketler. Yedi numarada Redding'in asisti Kaya Peker'in tekel smacı. Altı numarada Ayberk topu aldı. Can Korkmaz çok güzel asist Can Korkmaz'dan ve Ayberk'ten smaç. Beş numara Kartal Evans işbirliği harika bir alley-oop'la bitiyor. Dört numarada Rotins kaçırdı. DJ White rebound'u alıp Duşan Cantekin'in üzerinden smaçı vurdu. Üç numarada Evans hava yolları iş başında. İki numarada Birkan Batuk, İlkan Karaman işbirliği. İlkan'dan harika bir smaç. Çok güçlü vuruyor İlkan. Ve haftanın bir numarası Shaq McKissick. Çok iyi yükseldi merkezi. 27. haftada Gaziantep Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak. Türk Telekom rakibi Afyon olacak. Büyükçekmece İstanbul Büyükşehir Belediye ile oynayacak. Banvit Beşiktaş'ı ağırlarken Adana Sakarya Darüşşafaka Tekfen'de karşı karşıya gelecek.